Çin'den en çok satın alınan şey telefon kılıfıymış. İlk duyduğumda birazcık garipsedim. Sonra telefon kılıfı fiyatlarına baktım. Apple'ın resmi mağazasında silikon kılıf için 299 lira istiyorlar. Bildiğimiz silikon kılıf ha böyle 1-2 liraya mal edilen kılıf var ya o 299 lira. Samsung biraz daha insaflı. Bu kılıf da mesela 299 lira fakat bunun üstünde led'ler var işte böyle kaliteli camdan falan yapılmış. Hani hem teknolojik bir şey aldığınızı hem de kaliteli Malzemenin üretilmiş bir şey aldığınızı bildiğiniz için bu biraz daha makul. Çin malı kılıfları Türkiye'deki satış mağazalarından almaya kalkarsanız 50 lira, 80 lira, 100 lira falan gibi fiyatlar çekiyorlar. Ama o kılıfları Çin'den almak istediğinizde 5 lira, 10 lira, 15 lira, taş çatlasa 20 liraya falan geliyor. Şimdi buraya ben birkaç tane kılıf sipariş ettim. Bu kılıflar S10 Plus, Note 9 ve iPhone X, X Max için yapılmış kılıflar. Yani Çin standartlarında bile pahalı kılıf ama şimdi birlikte fiyatlarına bakacağız ne kadar pahalıymış ve malzeme kalitelerine falan da bakacağız. İlk önce şu en basit kılıf tipinden başlayalım. Bir önce fiyatına bakmak istiyorum. Bu kılıfı kargo dahil olarak tam 5 liraya almışım. Küsuratı falan yok direkt 5 lira. Takipsiz kargo ile bu arada yani mektup gibi gelen kargoyla. Gayet güzel bir şekilde oturdu. Kamera çevresi falan cuk oturmuş durumda. Ses açma kısma tuşlarında falan çok minimal kayıklıklar var ama günlük kullanımda kesinlikle rahatsız etmez. Alttaki portları da bu şekilde. Hepsi açık bir şekilde duruyor. Bu çok ince bir kılıf olduğu için telefonu düşmelere karşı falan korumaz. Fakat çizilmeye karşı bence gayet güzel bir şey. 5 lira bir de yani 5. Kargo dahil. Bir sonraki S10 Plus için. Önce fiyatına bakalım. Bunun fiyatı da 5 lira 90 kuruşmuş. Yine kargo dahil olarak. Bir de bununla ilgili garip bir durum var. Ben bunu S10 Plus çıkmadan önce sipariş ettim. Hani muhtemelen uydurma bir kılıf gelir diye düşündüm ama. Gayet uyuyor. Bu öncekine göre... Göre biraz daha kalın bir yapıda, böyle arkasında delikli ve malzeme kalitesi bence gayet hoş. Hani silikon kadar yumuşak değil, ama ABS kadar da sert değil böyle malzemenin ne olduğunu bilmiyorum açıkçası ama güzel bir malzeme. Bunda tuşların üstüne böyle ek bir şey koymuşlar, parçacık koymuşlar. Alttaki portlar falan da gayet açık. Bunun paylarını birazcık fazla bırakmışlar. Muhtemelen o da daha telefon çıkmadan önce yaptıkları için hata payını hesaba katarak böyle azıcık büyük bırakmışlar diye düşünüyorum. Kamera kısmı gayet fit oturmuş durumda ve hatta kamera çıkıntısını da yok etmiş oluyor bu. Normalde kamera çıkıntısından dolayı hafif yamuk durur ya o yok. Telefon kılıfı tam kamera çıkıntısının kalınlığında yapılmış. Sıradaki modelimiz Note 9 için. Bu silikon bir kılıf yani esneyebiliyor ve arkasında Şöyle hem telefonunuzu rahat bir şekilde tutmanız için bir bölüm var hem de stand olarak kullanmanız için sanırım. Evet stand olarak da kullanılabilir gibi duruyor. Bunun fiyatına bakayım hemen. Bunun fiyatı 16 lira 3 kuruşmuş. Bu arada kılıfların linklerini açıklama bölümüne koyacağım fakat dolardan dolayı artı eksi birkaç lira oynayabilir. Şu an dolar yükselişte çünkü. Bu arada fotoğrafında çok daha kaliteli gözüküyor. Sanki böyle silikon değil de ABS'den falan yapmışlar gibi duruyor ama bildiğiniz standart ucuz silikon bu. Hemen bunu deneyelim. Bu telefonun her yerini saran tipteki kılıflardan yani çevresini de böyle sarıyor bir. Ve silikon olduğu için düşmelere karşı falan da koruyacaktır. Bakalım stand olarak duruyor mu? Evet gayet duruyor. Bu güzelmiş ama. Şu olay baya güzelmiş. Hani bir şey izlerken falan direkt masanın üstüne böyle bırakabilirsiniz. Sonra... Yine buna benzer fakat iPhone için olan bir kılıf var burada. Bunun fiyatı 8 lira 80 kuruş. Hemen bakalım. Şimdiye kadarkilerin arasında en kalın silikona sahip olan bu bayağı kalın bir silikon kullanmışlar. Yani ben daş gibi bir şey istiyorum diyorsanız bu bayağı düşmelere karşı koruyacak gibi duruyor ve arkasında yine böyle bir stand şeyi var. Bunun standı bence bundan daha güzel. Bu çünkü dışarı doğru bayağı çıkıntılı gibi duruyor. Bu biraz daha böyle kılıfa entegre olmuş gibi bir havası var. Silikonu da birazcık daha sert. Yine Aynı mantıkla çalıştığı için herhalde tekrar tekrar göstermeme gerek yok. Dikey duruyor ona bakalım. Bu da dikey durmuyor. Bir de burada bir ek parçası var gibi bunun. Evet. Aha. Bu şekilde de kullanılabilir mi acaba diye bir baktım ama bu şekilde kullanılacak gibi değil. Baya böyle garip bir görünümü oluyor. Ama şöyle bir seçeneğiniz olabilir. Bu kılıftan birden fazla renk aldıysanız kombinasyon yapabilirsiniz. 8 liraya bence gayet iyi. Sonraki kılıfımız bu 13 lira 70 kuruşmuş. Yine gayet güzel oturdu ya telefon çıkmadan bunları nasıl yaptınız siz? Bunun etrafı silikon, arka kısmı da silikonla panzot arası bir şey tam olarak açıklayamayacağım bir malzeme kullanmışlar burada. Hani deri yandırıyor ama deri değil bu. Bunun arkasında farklı deseni olan seçenekleri de vardı. Yine portların çevresini bayağı geniş bırakmışlar. Çevresindeki butonlar falan gayet yerinde. Onlarda herhangi bir sıkıntı yok. Ve gayet fit oturuyor yani. Ve son kılıfımız... Bu baya böyle cüsteli gözüküyor diyeyim. Bunun fiyatı 16 lira 70 kuruşmuş. Yani şimdiye kadarkilerin arasında en pahalı kılıf bu. Bu arada aynı kılıflar bütün telefonlar için üretiliyor öyle diyeyim size yani. Şunun linkine girdiğiniz zaman orada büyük ihtimalle başka seçenekler de vardır. Bakalım hemen bir. Yani iPhone X, iPhone XR, iPhone XX ve XX Max için seçenekleri varmış. Bu kırmızı olan S8, S9, S9 Plus, Note 8 falan hep yani şey böyle. Bir tane modeli beğendiyseniz sizin telefonunuz için olan modelini de üretiyorlardır %90 ihtimalle. Bu baya böyle inşaat alanında falan kullanmak için herhalde. Kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama ekranın bile önüne geçiyor yani. Yüzüstü düştüğünde bile telefonunuzun ekranı çarpmayacaktır öyle değil. Şu porta bakarak da ne kadar et kalınlığı olduğunu anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Baya baya böyle zırh oluyor olarak yapmışlar. Hatta iPhone'un şu hayvani kamera çıkıntısını bile düzlüyor öyle diyeyim hani. Kamera çıkmıyor gördüğünüz gibi. Tuşların konumlarında falan herhangi bir sıkıntı yok. Sadece şurada sessize alma tuşu nasıl ulaşacağız abi buna? Burası azıcık saçma olmuş. Şu parlak gözüken kısımlar sert plastik, daha mat gözüken kısımlar ise silikon ve yine burada demirden bir standımız var. Stand hepsinde aynı fakat bundaki yuvarlak değil. Belki dikey de durur bu seferki. Neredeyse oluyordu be Dikey olarak olmayacak bunların hiçbiri belli. Hepsi yatay kullanmak için. Evet kılıflar bu şekildeydi. Satın almak isterseniz açıklama bölümüne linklerini bırakacağım. Dediğim gibi dolar kurundan dolayı fiyatlar birkaç lira oynayabilir şu anda. Ona bir şey diyemiyorum. Normalde fiyat vermemeye çalışıyorum ama videonun konsepti fiyat üzerine olduğu için mecburiyetten verdim. Benim tavsiyem eğer bir tane ya da iki tane alacaksanız takipsiz kargo ile almanız olacaktır. Takipsiz kargo kapınıza teslim edilmiyor. Kapının önünde posta kutusuna bırakılıyor bunu özellikle belirteyim. Fakat aynı satıcıdan 3-4 tane kılıf alacaksanız bu sefer takipli kargoyu seçebilirsiniz. Takipli kargo fiyatı 1,5 dolar falan oluyor genelde. Hani o kargo parasını vermeye değecekse takipli alın kısacası. Şu 5 liralık kılıf için 7,5 lira kargo vermenizin bir anlamı yok. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Bu arada şu anda inceleme kanalındasınız. İnceleme kanalıma buradan, ana kanalıma ise buradan abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.